Akselerasyon'un önceki bölümlerinde. Herkese günaydın. Hayat yine geçiyor. Prospekte işte güne böyle başlıyorum. Şimdi üstünde iş var böyle. Görüşmek üzere. Benim C30'dan sonra bu iyi oldu ya. Spordan sonra yapılabilecek en güzel şeylerden bir tanesi masaja gitmek. Ancak benim bugün masaya gitmemin arkasında daha farklı bir sebep yatıyor. Geçtiğimiz 14 Şubat'ta Baba Benimle'nin Sevgililer Günü avantajlarından çift kişilik masaj avantajını yakaladım ve bugün o avantajı kullanmaya gidiyorum. Bilmeyenler için Baba Benimle, Babocar Türkiye'nin tasarladığı ve benim bildiğim kadarıyla sadece Türkiye'de uygulanan bir müşteri sadakat programı. 0 kilometre ya da ikinci el bir Volvo sahibi olduğunuz zaman Volvo Benimle programına da dahil olmayı hak kazanıyorsunuz. Bu program dahilinde modadan sanata, spora, seyahate, hobiye, çeşitli kategorilerde çeşitli hediyeler ve avantajlar Volvo üyelerine özel sunuluyor. Bu avantajlar yeni çıkan bir sinema filminin özel gösterim davetiyesi de olabiliyor. Bir Roma seyahati için %20 indirim kuponu da olabiliyor. Ayrıca Babalar Günü, Anneler Günü, Sevgililer Günü gibi özel günlerde de o günün anlam ve önemine paralel çeşitli sınırlı sayıda avantajlar sunuluyor. Ben de geçtiğimiz 14 Şubat'ta Sevgililer Günü için sunulan çift kişilik masaj avantajını yakaladım. Tabii bu videoyu çekene kadar sevgilimle maalesef ayrıldık. Gerçi bu noktada üzülmesi gereken asıl o, çünkü güzel bir masajı kaçırdım. Otomobile inmeden önce şu an direksiyonu başında olduğum yeni T3 motorlu V40 hakkında da biraz konuşmak istiyorum. 1.5 litrelik turbo benzinli T3, 1.6 litrelik turbo benzinli T4'ün yerine geldi ve 152 beygir maksimum güç ile 250 Nm maksimum tork üretti. Bir başka deyişle yeni T3 eski T4'e kıyasla 28 beygir daha az güç üretirken 10 Nm daha yüksek tork değerine sahip. Performans anlamında T3 motor T5'le kıyaslamak yersiz olur. Çünkü T5 gerçekten yüksek performans sunuyor. T3 ise gündelik kullanımda yeterli performans sunuyor. Ayrıca eski T4 motorla yeni T3 şu anda kullandığım yeni T3 arasında çok bariz bir performans farkının olmadığını belirtebilirim. Bu motorla ilgili en merak edilen konulardan bir tanesi yakıt tüketimi. Yol miktarına baktığım zaman yaklaşık 250 kilometredir V40 T3 kullandığımı görüyorum ve yol bilgisayar tüketim değeri 9.4 litre 100 kilometre. Bu değer ilk başta kulağa yüksek gelebilir ki bence de oldukça düşük bir değer değil. Ancak V40 T3'ün direkt rakibi olan yine 1.5 litre turbo benzinli motor kullanan BMW 1.18i'nin de 2 haneli tüketim değerlerinin altına düşmediğini hatırlatmam gerekiyor. Yani bu sınıfta böylesi motora sahip bir otomobil arıyorsanız bu tüketim değerlerini kabullenmeniz gerekiyor. Az sonra otoparka gireceğim ancak içeride video çekmem galiba pek uygun olmaz. O yüzden bir sonraki videoya kadar şen ve esen kalın.